1982 yılında yeni bir anayasa hazırlandı ve yapılan referandum sonucu ne yazık ki halkın, yani korkudan %91'i yeni anayasaya evet oyu verdi. Oysa bu yeni anayasa 61 anayasasının sağladığı demokratik hakları ya da bütünüyle ortadan kaldırmış, çok gerisindeydi ya da büyük oranda işlevsiz hale getiriyordu. Kasım 1983'te yapılan genel seçimden birinci çıkan Anavatan Partisi, darbeden sonraki ilk sivil hükümeti kurdu. Gerçekte ise demokratik toplumsal yapı hala oturmamıştı. Kenan Evren Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. Mahkemeler ve siyasi tutuklamalar devam ediyordu. Olağanüstü hal 1987 yılına kadar farklı vilayetler için farklı tarihlerde kademeli olarak kaldırıldı. 80'lerin ikinci yarısı başladığında müzik dünyası yeniden hareketleniyordu. Albümlerse artık plaklara değil kasetlere kaydediliyordu. Mahsuni sahne yasağı kalkar kalkmaz iki yeni eser kaydetti. İlkinde sömürünün olmadığı, eşit, adil ve insanca bir yaşamı savunduğu için zorbaların elinde yitip giden bütün insanları şahsında imgeleyerek anıyordu. İkincisi de benzer imlerle örülmüştü ama bu defa toplumsal yapının allak bullak edildiğini ima eden bir temaya sahipti. Albüm piyasaya sürdükten birkaç ay sonra meşhur Domdom Kurşunu ve Sarhoş adlarını taşıyan bu iki eser bütün Mahsuni sevenlerin dilindeydi artık. Sonraki yıllarda ard arda çıkardığı albümler ve milyonların doldurduğu konserler birbirini izlemeye başladı. Bu dönemde özellikle Özal hükümeti hakkında patlak veren yolsuzluk iddialarını taşlamalarla eleştiren müzikler yaptı. Toplumsal eşitsizlik, sömürü, yolsuzluk ve yoksulluk yine gündemdeydi. Sonraki yıllarda sadece İbrahim Tatlıses'ten Edip Akbayram'a ve Selda Bağcan'a değin pek çok şöhret, isim onun türküleriyle milyonlara ulaştı. 80'lerin sonundan 90'ların ikinci yarısına değin Türkiye'de gerçek bir Mahsuni Şerif rüzgarı esiyordu. Ve ilginçtir, ilginç bir hikayedir. 90'ların başında CHP'li Başkan Karayatı'nın davetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sanat danışmanı oldu. Ve ailesiyle birlikte yıllar sonra yeniden Ankara'ya yerleşti. Ankara'ya gelmişti gelmesine ama Karayatı'na bir türlü ulaşamıyordu. Başka bir deyişle danışman vardı ortada ama danışan kimse yoktu. İçinde bulunduğu durumdan çok rahatsızdı. Ve bir sabah Hürriyet gazetesi şöyle bir manşet attı. Mahsuni mevsimlik işçi oldu. 50 küsur yıllık yaşamı boyunca emekçilerden yana tavır koyduğu için türlü cendrelerden geçmiş ve sanatıyla Türkiye'ye mal olmuştu Mahsuni. Şimdi ise sanki hak yiyen, torpille iş gören ve dahası ozanlığını bir yana bırakıp paraya tamah eden biri gibi göstermek isteniyordu. Üstelik gerçek de zaten sunulduğu gibi değildi. Haberi okuduğu gün danışmanlık görevinden istifa etti. 80'lerin sonu ve 90'ların başı Türkiye'de sosyalist solun öz eleştiri süreci başlattığı bir periyottu. Ama yeniden ayağa kalkmak için hayati önem taşıyan bu türden girişimler çok geçmeden birbirlerine yönettikleri hainlik ve döneklik suçlamalarıyla birdenbire kesildi. Bu bir tür sol içi cadı avıydı ve Mahsuni de kimi sol çevreler tarafından bu cadı avının kurbanlarından biri yapılmak isteniyordu. Yine 70'lerin ikinci yarısındaki zorunlu suskunluğu bahane ediliyor. Bu defa CHP ile yakınlaşması da bu dedikodulara ekleniyordu. Mahsuni söz konusu ithamlar karşısında kırılıyor, öfkeye kapılıyordu. Bu hengame 93'te yaşanan iki korkunç gelişmeyle kesildi. Fail ya da failleri bugün dahi meçhul olan, bizce şu anda ortaya çıkmış, kesinleşmiş yobazlar tarafından katledilen Uğur Mumcu suikasti ve bütün ülkenin gözleri önünde ateşe verilen Madımak Oteli'nde 33 aydının yanarak can verdiği Sivas katliamı. Onların anısına bir saygı gösterelim arkadaşlar. Evet. Sadece 5 ay arayla gerçekleşen bu iki olay ülkeyi dehşete düşürmüştü. Mahsuni ise bütün bu yaşananlar karşısında paramparçaydı. Uğur Mumcu yakın arkadaşıydı.
Sivas'taki Pir Sultan şenliklerine bizzat davet edilmiş ama sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı. Muris Akarsu, Nesim İçmen, Hasret Gültekin, Metin Altıok ve Sivas katliamında yaşamını yitiren daha pek çok aydın yaşamı birlikte paylaştığı kadim dostları yani yol arkadaşlarıydı. Olaylar sonunda Uğur Mumcu'yu anlatan yazılar ve şiirler yazdı. Sivas katliamında yaşamını yitirenler içinse Sivas dramını kaydetti. Mahsuni sonraki yıllarda da olayların travmatik etkisini atlatamadı. Konuları her açıldığında, yaşananlar her aklına geldiğinde öfke ve üzüntüyle karışık tepkiler veriyordu. Yıllardır sözüyle, müziğiyle halkına eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği ve insanca yaşamı öğütlemişti. Bu uğurda okuldan kovulmuş, sefalet çekmiş, hapislerde yatmış, işkencelerden geçirilmişti ama belli ki bir arpa boyu yol alamamıştı. Dostlarını ateşten çekip çıkaramamıştı. Şimdi yaşam boyu biriktirdiği yaralarıyla baş başaydı. Ve 1996 yazında bir gün apar topar hastaneye kaldırıldığında teşhis beyin kanamasıydı. Sonuç felçti. Thank you.